Kafası insan ama vücudu yılan şeklinde olan bir Anadolu efsanesi. Şahmeran. Anadolu'nun en eski anlatılarından biri olan ve Anadolu'daki pek çok evde kendine figür olarak yer bulan Şahmeran'ın hikayesine hoş geldiniz. Türk mitolojisindeki karşılığı için Erbükelerin atası, yılan ata, ana motifi, Hint mitolojisindeki karşılığı için de Nagaların kraliçesi Anantaşeşa diyebiliriz belki ama genel kabul, Şahmeran'ın aslen Anadolu'lu olduğu yönünde. Tarsus başta olmak üzere Anadolu'nun pek çok bölgesinde bolluk, bereket simgesi olarak Şahmeran figürleri görüyoruz. İnsanlar evlerine asıyorlar ya da kapılarına kabartma motiflerini işliyorlar. Sevilen bir karakter çünkü bereket bir yana, koruyuculuğuna da inanılıyor. Hatta Tarsus'taki Şahmeran hamamında yıkananların gençleştiği ve şifa bulduğu da söyleniyor. Çünkü rivayete göre Şahmeran burada öldürülmüş. Hatta göbek taşının ortasında Şahmaran'ın kanından sıçrayan bir kırmızılık bile varmış. Efsanesine gelince, değişik varyasyonları var. Bölgeden bölgeye, kültürden kültüre değişim gösterse de, ana izlek pek değişmiyor aslında. İyiliği, kötülüğü, ihaneti, bağışlayıcılığı, bilgeliği anlatan bir mit bu. Şahmaran, hem insanların gücünden korktuğu bir yılan hem de şifa ve bilgelik veren bir kadın. Aslında bu yönüyle karşıtlıkları da simgeliyor. Bir yandan öldüren, bir yandan kurtaran. Ve bu iki unsur birbirini tamamlıyor. Biri olmadan diğeri de olamıyor belki. En bilinen varyasyonlardan biri şöyle. Binlerce yıl önce 7 katlı yer altında, Maran adı verilen bilge yılanlar varmış. Maranların kraliçesi Şahmaran'ın vücudunun üst kısmı genç ve güzel bir kadın, alt kısmı ise yılanmış. Şahmaran, insanlar onu bulurlarsa öldüreceklerini bildiği için, yer altındaki bir bahçede diğer yılanlarla birlikte mutlu mesut yaşarmış. Efsaneye göre, Şahmaran'ı gören ilk insan da odunculukla geçinen bir genç olan Cemşab'mış. Bir gün Cemşab ve arkadaşları bal dolu bir mağara keşfetmişler. Balı çıkarmak için Cemşab'ı aşağıya indiren arkadaşları, paylarına daha çok bal düşmesi için onu orada bırakıp kaçmışlar. Kapana kısılan Cemşab, mağaradaki bir delikten ışık sızdığını fark etmiş. Cebindeki bıçak ile deliği büyütünce, ömründe görmediği kadar güzel bir bahçeye girmiş. Bu bahçede eşi benzeri olmayan çiçekler ve bir havuz ile pek çok yılan varmış. Havuzun başındaki tahta ise Şahmeran oturuyormuş. Şahmeran'ın güvenini kazanan Cemşab uzun yıllar bu bahçede yaşamış. Aradan yıllar yıllar geçmiş. Cemşab, ailesini çok özlediğini söyleyip gitmek için yalvarmış. Şahmeran, Cemşab'ın yalvarmalarına dayanamamış ama bir yandan da insanların acımasızlığının ve yerini öğrendikleri takdirde gelip onu öldüreceklerinin farkındaymış. Cemşab'a kendisini salıvereceğini söylemiş ama yerini kimseye söylemeyeceğine dair de söz vermesini istemiş. Şahmeran'a söz verip ailesine kavuşan Cemşab, uzun yıllar verdiği sözde durarak Şahmeran'ın yerini kimseye söylememiş. Bir gün ülkenin padişahı hastalanmış. Bilgeler ve büyücüler, hastalığın çaresinin Şahmeran'ın etini yemek olduğunu söylemişler. Her yere haber salınmış, Şahmeran'ın yerini bilene ödüller vaat edilmiş ama nafile. Hiç kimse ortaya çıkıp ben biliyorum dememiş. Vezir ise Şahmeran'ı gören insanların, suda derisinin pul pul olduğunu biliyormuş. Bütün şehir zorla hamama götürülmüş ve hamamda derisi pul pul olan Cemşab'ın sırrı da açığa çıkmış. Cemşab'ın kuyunun yerini göstermekten başka çaresi kalmamış. Neticede Şahmeran bulunmuş ve saraya getirilmiş. Tabii ki öldürüleceğini biliyormuş ama yine de Cemşab'ı affetmiş ve ona, beni kesip kaynatacaklar. Kaynayan ilk kazandan sakın içme. Bu su zehirlidir. İkinci kazandan iç. Bu su sonsuz şifadır, sonsuz bilgiyi saklar demiş. İlk kazandan içen padişah ve vezir oracıkta ölmüş. İkinci kazandan içen Cemşab ise dünyaya hiç bakmadığı gibi bakıp hiç işitmediği gibi işitmeye başlamış. Öyle ki bitkilerin sesini duyuyor ve hangisinin hangi hastalığa iyi geldiğini anlıyormuş. Ama yılanların şahına yaptığı ihaneti de hiç unutamamış. Kendisini affettirmek için ülke ülke gezip insanlara şifa dağıtmış. Evet, bildiniz. Lokman hekim olmuş. Efsaneye göre Şahmeran'ın öldürüldüğünü diğer yılanlar o günden beri bilmiyorlarmış ve öğrendikleri gün, bütün Tarsus yılanlar tarafından istila edilecekmiş. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz Şahmeran hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.